Efendim TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine dolu doluyuz. Bugün ilk başta ben, Naz bana yardım ediyor. Şurada şu masada çok farklı bir yöntemle sukulent ekeceğiz. Sakın sakın kaçırmayın. Birkaç tane güzel fikir var orada. Çünkü nedir? Asıl olan fikirdir. Bu fikri kapacağınızdan eminim güzel bir şey. Sonra mutfakta Nuray Köse var. Glutensiz mercimekli kek yapacaksın. En ilginci bu. Nuray Köse ile birlikte mercimek çeşitlemeleri yapacağız. Yani anlayacağınız mercimeği bugün mutfağa veriyoruz. Mutfağa veriyoruz. Biliyorsunuz demir deposu, sağlıklı bir protein. Mercimekten çeşitlemeler yapacağız. Nuray çok güzel şeyler yapmıştı. Özellikle istedim bugün. Sonra Tülin İriş tasarım direktörü, pipetle yapılan güneş motifli şal yapacak. Bunu da kaçırmayın. Hakikaten çok güzel bir şal yapacak. Bayılacaksınız ona. Gül Özdoğan bugün yıkılıyor diyorum. Gül Özdoğan hepinizin yapacağı, seveceği ve hakikaten çok çok uyguna mal edeceği çok güzel dekoratif bir eski yenileme yapacak. Yani bir geri dönüşüm projesi yapacak. Araba lastiğinden bir şey yapacak. Sakın sakın kaçırmayın. Araba lastiğinden sehpa yapacak, bir şey değil. Sehpa yapacak. Bayıldım. Şu anda hikayeye de koydum ne olacağını. Ama ben Ayvalık kesinlikle ondan yapacağım. Siz de yapacaksınız biliyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden Erkan. Hemen geliyorum. Sukulentleri seviyor musunuz bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Naz da çiçek çok seviyor. Sukulentler kaktüs türevi ama kaktüslerde böyle böyle dikenler var. Böyle böyle. Bunlarda daha az diken var ama dikenli olanı da var şurada. Bu kaktüs türü zaten. Evet. Küçük minik kaktüs. Şimdi nereye yapıyoruz sukulentlerimizi? Bir ekim yapacağız. Şurada torflu bir sukulent dikmek için, kaktüs dikmek için çok güzel bir toprağımız var. Buna özel aldık. Bunu biliyorsunuz artık hepimiz. Sonra neyimiz var? Yosunlarımız var. Ama sukulenti nereye ekeceğiz? Şu belki de bazılarınızın mutfağında artık işe yaramayan bir buzluk varsa, buz kabı varsa bunu ekeceğiz. Veya daha modernini aldınız, daha farklısını aldınız, işe yaramayanı var. Ama şöyle iricik bir buz çıkaran bir kabınız olmalı bunun için. Bunun için ben ne yaptım? Bunların arkasını şöyle bantladım su bandıyla. Şu ortalarına bir tane işaret aldım. Ben şimdi matkapla bunu yapacağım ama. Ben de çivi. Ben hemen şuradan başlayayım sen orada. Neyse şunu delmiştik çok ses olmasın. Naz sen devam et. Hani matkabım yok ben neyle deleceğim? Altlarına küçük bir delik yapıyorum ama minik bir delik. Daha küçük çiviyle de yapabilirsiniz. Hı hı, bunu delmiştim. Evet. Naz onu delecek şimdi. Aynısını delseydin Naz. Tamam. O şekilde bir bant koyun ki plastik olduğu için su bandı koyuyoruz. Şöyle bir bant. Bunun içini bantlamamışlar. Şöyle tutuyorum. Böyle bir bant var. Su bandı, maskele bandı dediğimiz bantla yapıyoruz onu. Şimdi arkalarını yaptım. Ortalarını kalemle işaretledim. Ben şimdi onu neyle yapıyorum? Bu çok güzel bir proje. Bunu yaparsınız. Hem de mutfaktan atacağınız buz kapları da değerlenmiş olur. Şimdi ha, bunu delmişiz. Bir dakika. Şunu deleceğim. Yani kaymamış oluyor. Bir dakika. Bir tarafa da çıkınca. Evet. Şöyle içlerini deldim. Hadi Naz bunları çıkartalım biz. Şöyle. Şimdi makyaj yaparken odada deldim. Burada zaman en kıymetli şey. Evet. Altlarını deldim. Bu şekilde. Ya aslında sukulentte altı delinmese de olur ama bu daha sağlıklı oluyor. Evet. Şimdi bunun içine
Küçük minik sukulentler aldık. Hemen başlıyorum. Şimdi bu büyük, burası daha küçük. Onun için ne yapıyorum? Bunun toprağını biraz böyle boşaltıyorum. Biraz benim, Naz, sana şu şeyi vereyim, şunu vereyim. Şundan biraz diplerini ama, Naz. Evet. Tamam mı? Şöyle şöyle. Minik. Şöyle şöyle hazırladık bunu, bıçakla kenarlarını yaptım, onu da göstereceğim. Biraz da kökünü şöyle alıyorum ki, eldiven giyecektim güya, unuttum, neyse. Kökünü, Naz, şuraya biraz ekler misin? Biraz daha koyayım sana. Tamam. Bir dakika. Ters çok koymadan. Ben o tarafa mı geçeyim? Eryan şöyle. İstersen buraya gel. Aynen. Evet. Çiçek ekerken, yani köküne gitmesin diye şeyi birazcık kökünden şöyle kesebilirsiniz. Şuraya hafif bir yerini hazırlıyorum. Sonra bunlara nazik nazik, hatta çay kaşığıyla belki. Belki şundan mı yapsaydın, Naz, daha mı iyi olacaktı? Küçük küçük kenarından biraz toprak ilave edeceğim. Bakın şurada şunlar var ya, bu gıda köküne gidiyor, üstüne gelsin. Bak, biraz daha ilave oraya. Evet, şunu ikiye böleceğim. Ne dersin? Daha iyi olur. Güzel oldu. Şöyle. Şurada dikenli var. Bu dikenlerde elinize dikkat edin. Sukulentin faydasından bahsedecektim ama bakın bunun toprağı daha farklı. Naz, buraya koyman lazım. Elinizle böyle koyduğunuzda bir parça sıkıştırın. Şunu koyalım. Şu çok güzelmiş. Ay şurada da bunu da ayıracağım ben. Onu da. Şimdi bu da çok arsız çoğalan bir şey. Başka ne koyalım? Şu farklı bir şeyi bakın. Şu. Nereden bunlar? Yalova'dan mı geldi? Evet, seralardan. Bakın şunu kesmeyeceğim. O kökü. Evet, şuna biraz ilave etmen lazım tutarak. Şunu koyacağım. Şu çok güzel. Bu toprağınızı da ziyan etmeyin. O şeye koyarsınız. Şuraya koyalım ona. Evet. Şu da çok güzel. Şunu çok severim. Bir de bu yapraklardan mesela tek bir tane düştüyse şurada şunun gibi. Böyle toprağın üstüne bırakırsanız bu şekilde durursa bu buradan tellenir ya da köklenir. Onu da böyle tekrar toprağa ekersiniz. Tamam oldu bu. Hı hı. Şimdi bunun kenarı su koyunca da zaten şurayı biraz temizleyeyim. Hı hı. Şimdi buna şöyle bir kutu vardı. İçine köpük yaptık. Burayı bu şekilde ona bir yuva hazırladık. Bunu buraya koyuyorum.